İyi insan olmak dediniz, iyi insan yetiştirmek. Bu noktada da sanki ahlak gelişiminin önemini biraz arka plana mı atıyoruz? Yani çok fazla başarı önde tutulurken ahlak gelişimine ya da çocuğun o iyi insan olma becerilerini geliştirme noktasında aile biraz arka planda mı davranıyor? Ne dersiniz bu konuda gözlemleriniz ve tavsiyeleriniz Yani ne olur? şu anda eski eğitim sisteminde şu vardı. Ahlak, mesela piyasanın ahlaka ihtiyacı yoktur diyordu kapital sistem. Mesela bu ahlakı öğretmeye gerek yok diyordu. Bu kapital sistemin, materyalizmin öğretisi. Bu öğreti halen bizim eğitim sistemimizde geçerli. Bu diyordu ki ahlaka lüzum yok. Ahlak zaten görünmeyen, Adam Smith'in şeyidir, o tezidir. Görünmeyen bir el ahlakı kendiliğinden oluşturur. Bizim ahlak öğretmemize gerek yoktu. İşte mesela sadaka, alçak gönüllülük, bunların hepsi piyasada işletme maliyetini artırır. Bak böyle açık bir tez. Ya onların kapital sistemin tezi bu, işletme maliyetini artırır. Niye fakirlere yardım ediyorsunuz? Bırak yaşam, hayat, yaşam bir mücadeledir. Güçlü olanlar yaşayacak, zayıf olanlar elenecek. Bırakın elensinler, ölsünler, gitsinler. Yapınız, ediniz diyen bir sistem vardı, bu sistem. Kapital sistem bu. Hani Marksizm bunu bir dengeledi, sosyalizm. Soğuk Savaş'tan önce dengeledi. Buna yani Marksizmin korkusuyla özellikle Avrupa sosyal demokrasiyi geliştirdi. Ama Amerika'da Marksizm korkusu o kadar yaygın olmadığı için orası bir sosyal demokrasi geliştiremedi. Orası geliştiremedi. Şimdi tabii Soğuk Savaş'tan sonra dünyada böyle sosyalist denge, onun verdiği bir şey kalkınca, oluşturduğu denge, küresel kapitalizm tek süper güç oldu. Tek doğru oldu ve şu anda kapitalizm insanlık tarihinin en doruk şeyini yaşıyor. Ve bununla da bütün dünyayı sömürüyorlar. Amerika şu anda bir Amerikalı 5 dünyalı kadar tüketiyor. Bak, dünya nüfusunun %5'i Amerika, ama dünya kaynaklarının %25'ini tüketiyor. Çevre kirliliğini şu anda Amerika, dünyanın çevre kirliliğinin en büyük sebebi imzalamamış çevre kirliliği anlaşmasını Amerika. Çünkü o kadar çok doğaya öyle bir gaz şey yapıyor ki, böyle küresel olarak radyasyon etkisi var ki, o kadar çok ozon tabakasının delinmesinde o kadar rolü var ki, imzalarsa sanayiyi yeniden yapması gerekiyor, imzalamıyor. Ya bunun için şu anda doğa intikamını alıyor ama bak. Şu anda Covid'le birlikte doğa bize intikamını aldı. Yani kutuplardaki erimeler durdu. Atmosfer daha güzel oldu. Yani onun için yani birçok şey, biz hatta bununla ilgili matematik bir modelleme yapılmış. Mesela bir arılar üzerine. Arılar yok olsa 5 sene sonra ne olur? 10 sene sonra ne olur? 50 sene sonra ne olur? Diye işte, arılar olmasa döllenme azalıyor. Bazı çiçekler yok oluyor yavaş yavaş. Bazı bitkiler yok oluyor, böcekler yok oluyor. 50 sene sonra dünya çöl haline geliyor. Bütün dünya. Yani matematik modellemeyle. İnsan yok olursa diye matematik modelleme yapmış. Dünya çok daha güzel. Bak, insan olmayınca. Görüyor musun? İnsan hakikaten zalim ve cahil. Bencil Evet. çünkü. Bencil olduğu için küresel, yani küreyi tüketiyor. Çevreyi mahvetti. Herhalde kıyamet koparsa bu yüzden kopacak. Ya yani böyle bir durum. Yani onun için biz nereden geldik bu konuya? Yani Ahlak eğitiminden geldik. ahlak eğitim, bak, ahlak eğitimini kapital sistem yok saydı. Ahlaka gerek yok dedi. Sadaka kültürü diye dalga geçiyordu Doğu kültürüyle, şimdi sosyal sorumluluk diye onlar yapıyorlar. Yani rastgele iyilik projeleri bahsettiler Kaliforniya'da vesaire. Çünkü insanlar bencil olunca şiddet başladı, suç başladı, çatışmalar başladı ve yalnızlaştı. Batı dünyası en büyük psikososyal sorunu yalnızlık şimdi. Yalnızlığa karşı çözüm arıyorlar. Böyle bir durumda bizim terk ettiğimiz ahlaki değerleri yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Onun için eğitim sistemimiz, bak, şu anda materyalizmin öğrettiği ahlaka ne lüzum var? Ahlak zaten kendiliğinden olur. Bunu öğretmeye lüzum yok. Öğretisinin yanlış olduğu anlaşıldı şimdi. Onun için
Ali Baba'nın kurucusu var, bir Çinli. Biliyorsun Ali Baba Amazon.com'dan sonra en çok satış yapan internet satıcısı bir firma. Dünyanın en zengin birkaç kişiden birisi. Onunla ilgili bir röportajı ben dinledim. Yani dijital rekabet diyor, o kadar hızlı ki diyor, gelecekte birçok meslek yok olacak diyor. Bizim çocuklarımız bu bilgisayarlarla yarışamaz diyor. Otonom robotlar olacak, birçok meslekleri blockchain'le vesaire, yani o noterlik kalkacak, avukatlık, hakimlik çok aza inecek, bilge doktorluk kalkacak, teşhisleri, cihazlar koyacak, doktorlar sadece kontrol eden durumda olacak. Böyle bir durumda çocuklara bizim değerleri öğretmemiz lazım diyor. İşte sosyal becerileri öğretmemiz lazım. İnançları öğretmemiz lazım. Bunlarla ancak onlar robotların yapamadığı meslekleri onlar yapacak diyor. Ve bunlara bu mesleklere ihtiyaç var diyor. Bak, ne demek sosyal beceriler, duygusal beceriler, inançlar? Bunlar terk ettiğimiz değerlerdi. Yalan söylememek, dürüst olmak, empati kurabilmek, zayıfa yardım edebilmek, şefkatli olabilmek.